Allah benimle merkez yok. Mahmut abi abimdir benim. Yani bir koysa oturtur. Yes. Ne bu ya? Yani 3 metre adam omzuna zor yetişiyorum ben. Yani o olmasa ben bugün sokaklarda olurdum hocam. Kes. 5 para etmez adamlarla vaktimi harcamak istemiyorum. Sorumlu kimse söylesin. Hocam elini ayağını öpeyim. Benim Muhammed abimden ne gibi bir derdim olur? Ben yan gözle bile bakamam. Abim o benim. Hem daha geçen gün benim ne kadar toparladığımı söylemişti. Öyle değil mi Şaban? Konuşsana ya. Kesin Canan abla yapmıştır. Son iş onun yüzünden gümlemedi mi? Canan abladır. Ne diyorsun lan? Yalan değil. Yıllardır sidik yarıştırıyorsun. Bitmedi gitti. Hoca, benim bu masada işim yok. Otur Canan. Muhammed'i depoda bulmuşlar. Eli yüzü her tarafı kesilmiş çocuğu. Belli ki biri hıncını almış. Şaban giren çıkan yok dedi. Bizden biri belli. İçimizden biri. Sen de benim yaptığımı mı düşünüyorsun hoca? Çıldırdın mı? Sen yaptın tabii. Karışma Mahmut. 30 senede sen bana hiç güvenmedin dedi. Hem suçlu hem güçlü. Ulan şimdi alacağım fıçanı aşağı. Ya da Ayten yaptı. Karı kısmı işte. İşi gücü fitne fesat. Oha artık. Çok saçma geldi bakıyorum. Ben kimseyle bir alıp veremediğim yok. Ya kesin bir şeyler saklıyorsun. Hocam. Muhammed depoda seninle buluşacakmış Ayten. Evet hocam doğru. Ben sizinle direkt görüşemediğim için Muhammed abiye son kamyonla ilgili bilgi verdim ama 5 dakika ya sürdü ya sürmedi, sonra çıktım. Şaban çıktığını görmemiş. Çünkü çıktığımda yoktu. Ben de gittim, Muhammed abi kalıp çalışacaktı. Hocam Mahmut'un pisliğinin üzerime kalmasına izin vermeyin lütfen. Muhammed abiye son gören Mahmut değilmiş ama. Depoda yatan kalkan sen. Depoda yatıp kalkmak suç değil ki kardeşim. Hem Muhammed seni günah kadar sevmez. Sen yapmadıysan benim adım da Canan. Aynen ya. Senin kadar gereksizi var mı şu ekipte? Muhammed abi de sana kaypak demişti. Belki de şutlanmamak için öldü. Vay şerefsiz. Depoda her şey elinin altında. Durun lan yalancılar. İstediğiniz kadar uğraşın. Muhammed abi beni bilirdi. Muhammed senin ciğerini bilirdi. Kansız herif. Kimi kandırıyorsunuz siz ya? Suçsuz kabak gibi ortada. Eveleyip geveleyip duruyorsunuz. Hocam görmüyor musunuz? Adam parçalara ayıracak kadar manyak bir sen varsın aramızda. Ulan adamı en son sen görmüşsün. Bu ne rahatlık ya? Ya 5 dakika sonra çıktım gittim diyorum ben size. Ne belli? Sen gittin arkadan 5 dakika sonra belki bu Canan girdi. Ne belli? Belki de birlikte yaptınız. Mahmut bak bu üç etti. Canan abla yalan mı? Yalansa yalan ne? Şimdi sence de Muhammed abi en son gören kişi şüpheli midir değil midir? Öyle değil mi hocam? Öyle değil mi abla ya? Orası öyle. Abla ne diyorsun sen ya? Kusura bakma kızım. Öyle görünüyor. Herkes saçmalamaya başladı. Bir bokluk var sanki. Senin içeride olduğun Şaban biliyor. E dışarı çıktığını da kimse görmemiş. Bu işte bir şey var ama anlam veremiyorum. Sonra bu sakat Mahmut'un Muhammed'e yetecek gücü yok ki. Ama benim yeter öyle mi? Peki sen açıkla o zaman Canan abla. Yıllardır kıskanmadın mı hocayla Muhammed abiyi? Son iş bozulduğunda her şey onun üzerine yıkmadın mı? Adamın itibarı senin yüzünden iki paralık olmadı mı? Heh işte. Lan ne demek ben? Depoyu da boşaltacak, öldürmek için adam da bulacak gücün var. Şaban gibi en az 10 tane adam tutmuşsundur. Tabii ya. Seni hocaya gönderdiğim güne lanet olsun. Öyle başkalarını suçlamak kolay. Ulan ben dün akşam depoda bile değildim şerefsizler. Değil miydin? Değildim ya. Neredeydin? Sapanca'daydı. Dün depoya bile uğramadım. Şaban? O zaman belli bu değil Ayten yapmış. Ben eve döndüm diyorum size ya. Hocam, isterseniz güvenliğe sordurun. Gerçekten eve döndüm ben. Bunun güvenliği de kendi gibi yalancı. Benim de görenim var Canan ablanın da. Sen bütün gece yalnız depoda Muhammed abiyle ne yaptın onu açıkla bence. Depoda yalnız değildin ki. Depoda bir de... Şaban vardı.